Cumhurbaşkanı Erdoğan 17-22 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın 20 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Ukrayna tahılının taşınmasından Avrupa'da, Avrupa'daki enerji krizine, Yunan provokasyonlarından Suriye'deki son duruma kadar kritik başlıklarda mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında gündeminde kritik başlıklar olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Türkiye'nin girişimlerini dünya liderleriyle paylaşacak. Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Türkiye'nin çabalarıyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde bugüne kadar 113 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Yaklaşık 2,5 milyon ton Ukrayna tahılı taşındı. Erdoğan, Balkan ziyareti sırasında Putin'in Ukrayna tahılı fakir ülkelere taşınmıyor eleştirisinin haklı olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın uygulanan ambargoları gerekçe göstererek Avrupa'ya yönelik enerji kısıtlamasında gündeme taşıması bekleniyor. E şimdi bir taraftan Rusya'ya tabi bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımlar karşısında kalkıp da o bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Ve Ege'de Yunanistan'ın artan provokasyonları. Türkiye her fırsatta iki ülke arasında yaşanan sorunun diyalog yoluyla çözülmesi noktasında çağrı yapsa da Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor. Girit Adası'na konuşlu Yunan S-300'leri tarafından savaş uçaklarımıza yönelik radar kilidi tacizi iki ülke arasındaki ipleri daha da gerdi. Son olarak Yunan sahil güvenliğinin uluslararası sularda Türk gemisine taciz ateşi açması bardağı taşırdı. Erdoğan bu provokatif adımları bir kez daha gündeme getirecek. Hem genel kurulda yapacağı konuşmada hem de liderlerle yapacağı baş başa görüşmelerde sabrımız kalmadı mesajı verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Suriye yönelik mesajlar da vermesi bekleniyor. ABD'nin Suriye'de YPG'ye verdiği desteği ve güvenli hattaki teröristlerin temizlenmemesi gibi konuları da gündeme taşıması bekleniyor.